Arkadaşlar şu anda üzerinde bulunduğum TechMex ile ilgili bir video hazırlayacağım size. Onun için de bugün organizasyonu bulunan Yamaha Tuna motosikletten test için bu motosikleti almayı düşünüyorum. Ve burada da zaten Metehan hocam da geldi. Kendisi selam veriyor konuşmacı olarak. Kısaca toparlayacak olursak sizi çok güzel bir X-Max videosu bekliyor. Bunun için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, yanımızda Yamaha Motor Türkiye'nin satış sonrası hizmetler sorumlusu Evet. Mehmet Ali Başaran Bey yanımızda. Çok kısa X-Max ile ilgili ona da soru sormak istedim. Bu yeni çıkan X-Max'in diğer X-Max'lerden ayıran en belirgin özellikleri ne oldu? Aslında özelliklerden çok neden bu değişiklikler Evet, yapıldıya bakmak ihtiyaç daha duyuldu. mantıklı olabilir. O da şu. Aslında bu tamamen X-Max kullanıcılarının vermiş oldukları geri bildirimlerin bir sonucu. Bir önceki kasada kullanıcıları genellikle zemine erişmekte ayak mesafesinden rahatsızlıkları vardı. Onu iyileştirmek istiyorlardı. Buna çözüm olarak yapılan işte Sele'deki yapılan tasarımsal değişiklik artık yere ulaşmak çok daha kolay. Bununla beraber baktığımızda özellikle gece aydınlatmasında kısa yüzmeli farların performansı eleştiri alıyordu. Yapılan yine değişikliklerle bu ihtiyaçlar karşılanmış oldu. En azından müşteri talepleri tamamen uygun hale getirildi. Bununla da kalmadı. Biraz daha günlük hayatın keşmekeşten kurtulmak için bize kısa yollar sunacak işte Garmin navigasyon üzerinde geliyor. Biraz daha user friendly, sizin teknolojik açıdan sizi destekleyecek bir ürün olarak karşımıza geldi. Bunlar diyorsunuz. Kesinlikle. Bizim için çok önemliydi bu ayrıntılar. Ya açıkçası benim için daha önemli bir ayrıntı var. O da şu, belki çoğu insanın Şahsi olarak şahsi mesela. olarak şöyle yani çoğu insanın bunu fark edemeyecektir zaten. Ürün çok minimal de olsa genişledi. Mesela ben fizik yapısı itibariyle biraz yandan rüzgar alıyorum. Mesela yeni kasaya geçtiğim zaman artık o rüzgar sonunda benim ortadan kalkmış oldu ama tabii bu senin için önemli bir konu değil. Buradan biraz hafiften kilolu mu diyelim ne diyelim biraz yapılı arkadaşlar için güzel bir açıklama oldu. Çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür Çok ederim. sağ olun. Evet yanımda kardeşim, arkadaşım, yoldaşım bir tanem Ferhat Hakan'ım Suç var. Suç ortağıyım. ortağı. Seni niye tuttum burada biliyor musun? Neden tuttum? Hemen sorayım istedim. Eski X-Max kullanıcısın. Evet. Yeni X-Max'i kullanma gibi bir imkanın oldu mu? Öncelikle. Henüz kullanmadım ama bir önceki kasayı galiba beraber test etmiştik. Evet. Hatta seninle beraber yine Tuna motosikletten Evet. almıştık. Vallahi eski X-Max'in birçok açığını kapatmışlardı. Ama onda da birkaç açık Şimdi vardı. daha da açığını kapattılar. Bununla ilgili bir video hazırlıyorum. Öncesinde seninle de konuşayım istedim. Olur. Evet güzel Ama olur. eski X-Max'te beğenmediğin neler vardı? Ben değişen kısmıyla sana destek vereceğim. Ya şimdi benim kullandığım X-Max 2014 modeldi. Evet. Sonraki kullandığım galiba 2020 modeldi. Hatırlamıyorum Evet, ama. evet. Sonrasında da kullanmadım. Ama 2014'teki sorunlardan bahsedeyim. Bir, egzoz çok genişti. Evet. Bazı yerlere sürtüyordu vesaire. İki, selede uzun sürüşlerde bacak ağrıtıyordu. Evet. Bunu hatırlıyorum. Bir de süspansiyonları çok sertti. Evet. Seleyi Önemli bir ayrıntıyı unuttun. Tüyo vereyim. ver bakalım. Farları. Ama bu 2014'tekinden bahsediyorum. Onda da 2014'te öyleydi ama. farlar Tek yani süzmeli yanıyordu onda. evet. Ha, o Hiç tek yardımcı taraflı olmuyordu. yanıyordu. Evet, doğru. Çift yanmıyordu, tek yanıyordu ama o zaman bütün motosikletler tek Evet. yanıyordu. Dur oraya geleceğim. 2014'te süspansiyon sorunu vardı. Sele biraz genişti. Yani aşırı genişti. Tabi bunu rahat bulanlar da vardır. Ben bulmuyorum. Sonra bir de egzoz. Bunların hepsini benim sürdüğüm modelde çözmüşlerdi. Ama onda da bir far problemi vardı. Evet. Onu bilmiyorum Hiçbir şimdi ne zaman o far yaptılar. halledilmemişti. Şimdi onların hepsi hallolmuş vaziyette. Test edeceğim. Testten sonra da zaten
Serhat'ın söyledikleri de cevap bulmuş olacak. Bir tur da bana veren. Tamam. Ben de süreyim. Hemen içeride. Zaten tamam. Sıralı sana da gelecek. Sen de deneyeceksin. Yani şöyle, ben hani sınıfında çok artısı olan bir motosiklet. Evet. Yani başka markalarda da var. X-Max'de var. Yani nasıl anlatsam ki, bugün aldınız, binmeseniz bile çok hızlı elden çıkarabileceğiniz. Bindiğiniz zaman da bilhassa hani biz İstanbul'da olduğumuz için bütün işlerimizi motosiklette hallediyoruz. Şehir içinde mükemmel bir alet. Kesinlikle öyle. Yani sınıfında da çok iyi. Kalkışı, evet, duruşu vesaire. Farları buradan da çözdülerse. Çözdüler. Tiyoları da buradan mı vereyim, sonra sen kendin mi vereceksin? Beraber veririz yine. Beraber veririz. Tamam. Ayrı gayrı yok. Ferhat Hakan'la ilgili projeler var. Medya sorumlusu. Beni baştan yaratacak. Arkada kendisi de, o da aramızda olacak. Çok evet, güzel bir ekip sizinle. Çok güzel içerikler çıkarıp hep İnşallah beraber seyredeceğimiz içerikler olacak. Bizden ayrılmayın. Neydi o? Gelsene, gel makara yapalım. Gel, sen gel, 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 gel. Bırak ceketi de öyle gel. Zaten Ferhat'la hep bundan sonra beraberiz inşallah. Aman vallahi sevindim ya. Beni de alın. Hayırlı olsun. Allah'ını seversin. Özlemedim. Hayırlı olsun. R7 almışsın. R1 pardon. R7 mi bu? R1. Sonunda boy problemi yaşamayacağım. Yaşamayacağım artık. Şaka bir yana, şimdi buradaki ekibin yine bulunma nedeni Yamaha X-Max. Videonun başında da söylediğim gibi Yamaha X-Max'in yeni lansmanda beraberdik. Beraberdik. Orada kullanma imkanı oldu. Oldu. Burada oldu, kullanıcılar oldu. Var. Ben de X-Max kullandım zamanında. Sağ olsun Tuna Motosiklet'ten yine almıştım buradan. Acemiler hep oradan geliyor. Şimdi istiyorum ki yeni lansmanda kullandığım, sonrasında kullanma imkanı olduğunu bilmiyorum. Olmadı. Ama eski X-Max ile yeni X-Max arasındaki en belirgin, seni mutlu eden özellikler ne oldu? Dijital göstergesi. Teknoloji. Tabii teknolojisi. Haritası var. Orada işte yol bilgisayarın var. Beni memnun eden buydu. Açıkçası olması gereken buydu. Hı hı. Orada da çok güzel yapmışlar. Ama bir tık tabii ekranın daha büyük olması lazım. Hani ekran yaşlılar tam, için biz tabii yaşlılar yakını için göremiyorum. Biraz daha büyük olsa daha iyi olacak ama onun haricinde tabii ki biraz daha hafiflemiş. Sele genişti, bacakların tam yetmiyordu evet, yere. Biraz daraltmışlar. Aynı şeyden bahsediyoruz bak. Şimdi ayakların yere daha iyi değiyor. Daha dengeli olmuş. Yani aslında denge konusunda yanılmıyorum ama bendeki mesela ondan iki kasa önceki olduğu için, hani iki versiyon sonrası için konuşuyorum. Şimdi çıkan 23-24 modeller daha dengeli. Trafikte adeta ayağını yere koyma hissiyatı duymuyorsun. Duymuyorsun. Evet. Daha güzel olmuş. Daha iyi olmuş. Şimdi yeni versiyonda da yapay zeka ile yaşlılar için evet, evet, motor kendi kendine. Hatta yaşlılar için şurada bir oturak. Simit tarzı. Lütfen Yamaha Motor Türkiye bu isteklerimizi dinleyin. Bir sonraki versiyonda bunları da geçtik. Yamaha Türkiye eğer bunu duyacaksa. Sizin için hanımdan izin alacak motor sürmekten. Ne güzel işte. Mesaj yollayacak. Şu evet, an motoru kaçırdı diye. El frenini şuna ne olur koysunlar. Eğer Yamaha Türkiye bunu duyacaksa. Ha, evet. Defalarca bunu yazdım, defalarca söyledim. Yine el freni unutulmuş değil mi? Ya abi, inadına mı koymuyorlar bilmiyorum ama X-Max 400'de var. Neden 200-250 ve 300'lerde bunu koymuyorlar? Bergman vardı. Benim ikinci, üçüncü motorum filandır o. Bergman 400. Onda bile el freni vardı ya. Böyle çılak diye çekiyor. Ya Çin malı motorlar var. Aktivatör. İzliyorlarsa böyle çekilmesin de. Parti. Tam böyle bir şey istemiyoruz abi. Şuraya bir tane minik böyle bir şey olabilir. Düğme. Abi? Yani onun gibi evet, el freni olsun ya. Olmadan olmuyor. Tamam. Evet. Çok buradan, doğru bir yere. Buradan. Parmak bastı. Parmağım. İletmiş olalım. Yetkili birine benziyorlar. Yamaha ben X-Max. Tanıdık bir abiye benziyorum. Birçok videoda gördüm arkadaş. Yok be ya. Kimse çıkartmıyor o kadar yalvarıyorum YouTuber'lara. Lan beni de çıkartın, meşhur edin diye. Özdemir Altıntaş'la beraberdik. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Pardon, ne demek. Çarptık ama. Çok ciddi ben bitirdik ama. Tamam. Harun Bey de oradan bize bakıyor zaten ya. Tamam, dikkat ederiz. Ha, abi, parmak izi olmasın diyorsun. Tamam evet, abi pardon. Özür dilerim. Tamam dilerim, dağılalım abi. Hadi tamam dağılalım hadi. Ne oluyor ya? Diye böyle eller koyulmuş. Şimdi heyet olarak toplandık. Burada X-Max'i konuşuyoruz. İhtiyarlara ihtiyar. Evet, ihtiyar demeyelim. Aramızda gençler var. Şimdi X-Max kullanıcısıydın zamanında. Hala da kullanıyorsun. Uzak yer yakın. Kadarıyla hala kullanıyorsun.
Peki yeni X-Max'te olmasını istediğin neler vardı? Kullandığın X-Max'e göre. Yayına gidecek şeyler. Tabii sonra. Yayına gidecek şekilde usturuplu. Evet. Ya. İşte o konu kalmıyor o zaman. Nasıl derken? Abi, o zaman laf bende tükendi. Yapmış arkadaşlar zaten. Yok şu an için değil. Kullandığında neler olmasını isterdin? Kullanıcı daha sonra Harun bize anlatacak. Yani şunlar eklendi diye. Belki de seni destekler. Bir şeyler söyleyecek. Olmasını istediklerin doğrusunda. Ne olabilir? Senin kaç modeli abi X-Max? Freni biraz daha iyi olabilirdi. Onun haricinde fazla bir sıkıntım yok. Bendeki 2019. 2019. 250 X-Max. Evet. Neler olmasını isterdin de olduğunu bildiğin bir şey yok arada. Vallahi yenisinde muhtemelen olmuştur zaten de. Hani ön freni biraz daha kuvvetli olsa yapalım. Daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben kendime. Döneyim ben bu tarafa. Abi Harun biliyorsunuz Yamaha Tuna Motosiklet'te satış sorumlusu. Abi duydum bu tarafı. Celal söyledi. Neler oldu, neler değişti? Şimdi öncelikle satış bir tarafa. Benim 2014 X-City'den bu yana her model X-Max'im oldu. İşte Iron Max'ti, standart yeni kasaydı vesaire vesaire. En son 400'de noktaladık X-Max'i. Şimdi her model bir öncekinden daha iyi. Sürekli geliştirildi. Bir kere her şeyden önce Euro normlarına uygun motor teknolojisi gelişti. Emisyon atığı azaldı. Tabii bununla beraber yakıt azaldı, vibrasyon azaldı vesaire vesaire. Motor daha modern hale geldi. Daha sessiz, daha titreşimsiz vesaire. Genel kişiliğinin kimliğinin dışına çok çıkmadı X-Max. Aşağı yukarı hep aynı X-Max. Tabii ekstrem paketi şu an tek Max diyoruz. Önceden Momo Design'di. Momo Design'i Iron Max takip etti. Iron Max'ten sonra tek Max'e evrildi. Yeni tek Max'te ilk kez standart paketle tek Max arasında fark biraz arttı. Yani şu gördüğümüz navigasyon ekranı, telefon bağlantısı Garmin. O bir kere en ayırıcı özellik oldu. İşte konfor seleydi, metal ayak basma pedleriydi. Yine Momo Design'dan beri gelen ekstrem paketin özellikleri. Ama yeni kasa X-Max'lerde standart pakette de sele çok konforlu artık. Evet. Eski kasalardaki gibi arada uçurum fark yok. Ancak çok uzun yolda o konfor farkını ayırabilirsiniz. Peki bir şey sorabilir miyim? Artık uzun far var mı X-Max'ta? Var. Var işte. Bendekinde yok çünkü. Onu aynı şey Ferhat da söyledi. Aynı şeyi ben de yok. Söyledim. Ya, yoktu ya. Yok. Bir küçük şey böyle. Çakmak ışığı. Ama bu bak şu da var. Mesela o bir üretim hatası gibiydi. Onu bir sonrakinde düzelttiler. Yani bu feedback'i almak da çok önemli. Tabii hep düzeldi. Yani. Yani sesin yani. Stereo çıkacak bak iki tarafta tutuyor. Kullanıcı bilgilerine ve ön deneyimlerine göre arttırdı ve kendini hep yeniledi. Bu açıdan da bir gelişme sağladı. Kesinlikle öyle. Işık konusu doğru. Ama hala sert diyorlar Harun. Şimdi öncelikle bu bir spor scooter. Evet, onu belirtmekte yarar var. Yani şimdi sert olmasının sebebi var. Biz bunu yumuşak yapamadık da sert değil. Biz bunu tercih ediyoruz. Bizim motorumuz spor tarzda kullanılabilir. Geliştirilemez miydi? Yani soğan cücüğünde hissetmek istemiyor kimse beyin şeyinde böyle. Yok o kadar değil tabii. Öne doğru oturunca. Ya bence şu da var ama. Sele alıyor o ağırlığı. Serkan Beyciğim şu da var. Buyurun, biz Serhat. Yani birçoğumuz motosiklet kullanıcıların birçoğu gerekli PCI ayarlarını bilmiyor. Pek dikkat etmiyoruz. Kendine uygun amortisör ayarını bilmiyor. Ya bunları yaparsa insanlar bir kere makine motosikletin en büyük olayı o bence. Kişiselleştirirsen daha çok konfor alırsın abi. Biliyor bu işi ya. Yani. Kesinlikle. Ben bayağıdır sürüyorum ya. Kesinlikle. Tabii en maksimal verimli ayara getirmek önemli. Motoru evet. Kişiselleştirmek. Ama X-Max zaten spor bir scooter. Evet. Sert ne yaparsan yap abi sert. Diğer scooterlara nazaran viraja çok iyi yatıyor. İşte gayet kıvrak ve spor bir sürüşe sahip. Bu yüzden sert zaten. Sertliğinin nedeni bu aslında. İşte onu da seleyle vesaireyle absorbe edilmeye çalışmış. Ama sonuçta pazarın kralı ve lideri yani. Hiç ben tartışmamıza gerek yok. Harun Bey izninizle
ruhsatı filan alayım. Ben bunu bir alıyorum. Estağfurullah efendim. Ömer Bey'in bilgisi dahilinde izin, götürüyorum. İzin ne demek, estağfurullah. Ona göre bir sürelim bakalım. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Bu arada bir de az önce lastik PCI dedik ya. Tamam, bir saniye. Bir saniye abi. PCI'da şöyle bir olay var. Mesela iki kişi gibi görünüyor ya. Çoğu zaman işte diyorlar ki artçı olursa şu kadar basın. Bu aslında belli bir kiloya kadar. Yani atıyorum siz 90 kilonun üzerindeyseniz. Ben hep artçılı yapıyorum kendim işte binerken. Anladın mı abi? Belli bir kilonun üzerindeysen onu da iki şey yapman lazım. Bak artçıyı da beraber. Bende de var. Öncü gerçi ama artçı kilo ayarını ona göre yapıyorum. Bende de var bir artçı. Yani bunlara işte dikkat etmek lazım. Evet. O yüzden. Saçını çok beğendim bu arada. Vallahi güzel olmuş. Kask sonrası şey. Güzel. Beyazlattık çok ya güzel. Ama gözüm hep oraya gitti konuşurken. Street Fighter'daki Ruyu gibi oldu. Arkadaşlar toparlayayım. Ya Özdemir sen mikrofon tutmak için getirmiş gibi oldu. Vallahi ya bak, konu mankeni olduk. Abi, her yere götürüyorsunuz zaten. Hiç. Bak bu şey gibi oldu. Tuzluk gibi. Onur da dahil Cem Yılmaz filmi gibi bak. Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özkan Uğur. Tamam. Şey, Allah rahmet eylesin. İstese yürüyebilir mi? Şey, yürüsün o zaman. Aynen. Peki. Ferhat abi daha çok şey, gerçi hani siyaseti sevmiyoruz ama hani böyle bir araya girme sahnesi. Ya bu bitmez, ben kesiyorum. X-Max. Nihat Doğan cenazede araya girmedi. O da oydu. Oydu da var onun da. O görüntüyü de. Onur kes istersen abi, olayı bitirelim. Buradan hep beraber X-Max incelemesi için Batur'a doğru gidelim. Batur incelemeye de yardımcı olsun. Bitmeyecek çünkü. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Sakalım çek, sakalım. Arkadaşlar herkese selam, saygı bizden olsun. Logomdaki gibi STS ama sevgilerimiz de ekstradan olsun. Hoş geldiniz. Bugünkü güzelimiz, bugünkü tatlı yiyeceğimiz malzememiz bu. Yamaha X-Max. Yeni X-Max. Daha doğrusu daha da geliştirelim, Tekmex. Tabii bunun standart olanı da var. Konumuz şu. Daha önceki X-Max'lerden ayrı yeni X-Max'te nelere de önem vermişler? Neleri baz almışlar? Kullanıcı deneyimlerinden sizlere ne katmak istemişler? Gelin bunları hep beraber inceleyelim. Biliyorsunuz ki scooter denince ilk akla gelen her zamanki gibi X-Max oluyor. Çünkü niye? Bu konuda her zaman Yamaha öncü pozisyonunda yer almakta. Biraz daha hevesli, biraz daha kendini geliştiren bir firma. Yani bunu Yamaha sever olarak söylemiyorum, Tenere binicisi olarak söylemiyorum. Tamamen şahsi görüşümdür. Ve bu konuda gerçekten kendini son derece geliştirebiliyor. En başta dikkat çeken en önemli özellik ise motordaki tork gücü ve hissiyatı olmuş. Daha önceki X-Max'leri biliyorsunuz. Kendini böyle bindiğin zaman hemen bir ataklıkla değil de aynı kahvesini içmemiş, sabah mamurluğuyla kalkmış ama bir yandan da işe gitmesi gereken bir çalışan gibi düşünün. O şekildeydi. Şimdiki bu X-Max ise diyor ki bin, hadi yürü gidelim. Ben sportifim kardeşim diyor. Ve üstüne bindiğiniz anda o sportifliği hissediyorsunuz ve o torkla, o motor gücüyle kendine getirtiyor sizi. Motor gücü bu sportifliği kazandığından dolayı da demişler ki ya biz bu motor gücünü ekledik, biraz daha torku yükselttik. Fakat bu kullanıma uygun bir dizayn yapmamız gerekiyor demişler. Onun için de yaptıkları en önemli şey tasarım olmuş. Tasarımı da X pozisyonu olan bir hale getirmişler. Yukarıdan baktığınızda da X, farlardan baktığınızda da X, arka kıçından baktığınız zaman da X pozisyonunda bir şekiller görüyorsunuz. Bu şekilden özümsenerek X-Max'i buna doğru geliştirmişler. Bununla birlikte geliştirmekle beraber kıvraklığını da arttırmışlar. Biraz daha şasiyi hafifleterek o sportif dinamizme bu şekilden yola çıkarak size güzellikler sunmuşlar. Teknoloji anlamında da önemli değişiklikler görmekteyiz. Çok güzel bir şekilde kullanıcı dostu arayüzler bulunmakta. Bilgi ve eğlence anlamında da size sürüş dinamizmi sunuyor. Bunların en başında frenleme sistemi.
benim scooter'da aradığım en önemli özelliktir bu. X-Max bu konuda da kendini ileriye taşıyacak, kendini geliştirecek çok güzel bir çalışmayla bize bu imkanı sunmuş. Diğer yandan sürüş dinamizmini arttıracak, trafikte sıkılmamanızı sağlayacak, aynı zamanda A noktasından B noktasına ne kadar sürede gideceğinizi ve ne kadar yakıt yakacağınızı gösterir sistemde bir ekran arayüzü kullanmış. Bir gelmiş, Garmin'i TecMax'e katmış. Teknoloji katmış bir X-Max'le yolculuk yapmak sizin için eğlenceli olacak çünkü Garmin de burada sizle beraber ama sadece TecMax paketinde. Teknolojik gelişmelerden en önemli detaylardan bir diğeri ise sürüş modları. Bu sürüş modlarıyla siz değerli kullanıcıların sürüş güvenliği de en üst seviyeye getirilmiş vaziyette. Yamaha üreticileri sürüş konforuyla ilgili değişiklikler de yaptıklarını belirtseler de ben 4 gündür bu kullanımda fazla bir değişiklik görmedim. Sadece şunu görebildim, konfor selenin vermiş olduğu rahatlık sürüş konforu sağlıyor. Yani daha önceki kullandığım X-Max'lerde şunu fark ediyordum. Bir çukura girdiğimde soğan cücüğü dediğimiz beyincikte o hissiyatı rahat hissediyordum. Devamlı kullanırsam bu hissiyat daha da artıp belime vurabiliyordu. Fakat 4 günlük kullanımda dediğim gibi konfor selenin rahatlığı biraz olsun bunu rahatlatmış vaziyette. Sürüş konforundan sadece bu şekilde bir serzenişle bulunup buradan konudan çıkabilirim. Gelelim 2 kişilik kullanımda. Yine bir rahatlığı söz konusu, diğer skuterlara nazaran rahat bir kullanımı var. Depolama dediğimiz, normalde hani skuterin açtığımızda bagajı altta depolama dediğimiz yerde biraz ebatları geliştirmek maksatlı yaptıkları dış dizayndan kaynaklı depolamada biraz daha küçülme var gibi hissettim. Yani iki kas sığar, bir yarım kas, bir tam kas sığabilir. Benim gibi terekli kas kullananlar için bu söz konusu olmuyor. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Sonuç kısmına geçelim. Performans, şasi ve diğer özellikleri de saydığımız gibi dediğimde netim, X-Max, Yamaha X-Max bu konuda her zamanki gibi öncü. Nedeni ise tasarımıyla, şasisiyle performansını bir daha geliştirerek bir üst noktaya daha getirmiş. Rakiplerine diyor ki ben buradayım arkadaşlar, yapabiliyorsanız yapın, bunu da görelim, ondan sonra ben zaten bunun çalışmalarına başladım diyerek bize bunu sunuyor. Kullandık, ettik, daha önce kullanıcıydım ama şu anda kullanıcı olarak da yanımızda Batur kardeşim var. Batur, ayağına sağlık, geldin. Daha doğrusu X-Max'ine sağlık, yanımıza geldin. Evet, ben de bunu yazın almıştım. Geçtiğimiz yaz. Konuya hızlı sonra girdin. Tabii ben hiç sormadan. Direkt. Peki. Ben bunu yazın aldım. Ben herkesten önce aldım. Lansmana gitmiştik. Lansmanda beğenmiştik. Evet. Direkt TecMax tercih ettim. Sebeplerini zaten anlatmışsındır abi. Önemli olan. Sen gelmeden önce kısa bir topladım konuyu. Onun üzerine daha bir kültürlendim, bilgilendim ki sen konuşurken eksik yanım kalmasın diye ama bize daha sonra şu Garmin nasıl çalışıyor, nasıl telefonla eşleşiyor kullanan kişi gerekliydi. O yüzden de seninle beraber olalım istedim. Şöyle anlatayım. Aldığım zaman da bununla alakalı sıkıntı olduğunu duydum. Yani bağlayamıyordu insanlar telefonunu. Çünkü CarPlay gibi pratik bir şey değil bu. Zor bağlanıyor öncelikle. Yani birkaç kere şeyi denemek gerekiyor. Yamaha'nın MyRide uygulamasını indiriyorsunuz. Birkaç defasında kapataç yapıp denemeniz gerekiyor telefonu bağlamaya. Öncelikle üyelik oluşturuyorsunuz tabii MyRide üzerinde. Bir aplikasyon var. Aplikasyonu var. MyRide üzerinde üyeliğinizi yapıyorsunuz, açıyorsunuz, şasi numarasından kaydediyorsunuz motoru, 300 diye geçiyor hatta, evet, sistem üzerinde öyle, evet, gözüküyor Avrupa versiyonu olduğu için. Bağlıyorsunuz telefonu ama bu sadece burada mesajlara bakmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar. Onun dışında navigasyonun ayrı bir uygulaması var. Onun içinde Garmin Street Cross uygulamasını indiriyorsunuz. Bu uygulama üzerinden önce Türkiye haritasını indiriyorsunuz, yüklüyorsunuz. Garmin Street Cross'u açıp burada da navigasyonu seçtiğiniz zaman menüden telefonda açtığınız şey, telefonda girdiğiniz rota direkt olarak buraya aktarılıyor ekrana ve ekranda size görsellerle birlikte gösteriyor. O güzel olmuş mesela. Yani harita gözüküyor, gideceğiniz güzergah gözüküyor
sapağınızın fotoğrafına kadar gösteriyor mesela. Bu güzel Batur, güzel. Biraz şöyle oturabilir miyim? Sen anlatırken yoruldum ben ya. Çok mu uzattım? Ya hayır hayır, ondan değil. Yani oraya yok, giriyorsun şu oluyor. Tamam, yani sonra. Bu gerçekten biraz hani benim için pardon Onur'a mikrofona şlak diye vurdum. Ya bu benim için geçerli olabilecek bir şey değil. Sıkıldım. Ben yani böyle bir şey gereksinim duyup alsaydım Batur'cuğum merhaba hani bir el atsana falan yapardım. Evet zor. Biraz ya, biraz karışık. Kullanmayan da vardır. Telefon tutucu kullanan da var. Ben de hatta düşündüm. Çünkü şöyle bir durum var tabii. Çoğumuz Google Maps ya da Apple Maps kullanıyoruz. Garmin'in uygulaması, yani Garmin'in çizdiği rotalar bazen sağlıklı olmayabiliyor. Özellikle İstanbul için sağlıklı olmayabiliyor. O yüzden tabii hani burada telefon tutucu da takılmış zaten. Ben kullanmıyorum. Onları da anlatacağım. Ne gibi aksesuarlar kullanıldığını, ne oldu, bunları da konuşacağız seninle. Ben açık söyleyeyim. Hı. Ben bir de şöyle bir oradan gözükmeyecek. Sonra göstereceğiz detay görüntüsünde. Sen bahsedebilirsin bari. Tabii bahsedeyim. Zaten Sarkan abi anlatmıştır. Motosiklet. Bu motosiklet spor bir motosiklet. Spor bir scooter. Sert amortisöre sahip. Yani normalde şöyle bir lansmanda da açıklanan bir şey vardı. Ön herhalde ön amortisörde bir herhalde 1-1,5 santimlik bir belki çalışma aralığı daha fazla. Fakat bu ne kadar etki ediyor? Yani çok etmiyor açıkçası. Arka amortisör zaten aynı. Yumuşatsanız da ağırsanız eğer benim gibi yine bir şey fark etmiyor. Amortisör çok fazla bastığı için zaten. Sağlam bir çalışma aralığı da yok. Sert. Bu motosiklet sert bir motosiklet. Ona göre tercih ben ettim. Rahatsızlığı olan birisi olarak ne kadar sert? Çok sert. Peki yani konfor seliğe rağmen mi sert? Kendimi sürekli her çukur gördüğümde, Utku'yla birlikte kullanıyoruz çok iyi bilir. Her çukur gördüğümde benim bacaklardan kendimi kasıp yukarı kaldırmam gerekiyor ki o da aklına şey mi geliyor? Kas gevşeticilerle evet. Şeyler mi geliyor? İğne... Zaten bir gün sürdükten sonra bir İsim vermiyoruz ilaç. Öyle mi? Tabii tabii vermeyelim. Oraya dıtlar. Tamam. O zaman şöyle diyorum. Bir kas gevşetici almak gerekiyor sürdükten sonra en azından benim için. Evet. Ben ona şöyle bir çözüm buldum. Yani daha önce yapılan bir şeydi. Arkadaşım sağ olsun hediye etti. Nerede satılıyor şu an açıkçası bilmiyorum. Ne güzel arkadaşmış. Kim hediye etti? Ya çok sevdiğim bir kardeşim var X-Max Fan Kulübü'nden. Oo. Ondan sonra söylemiştim ya motorunda gördüm. Dedim bundan bana lazım. Vallahi dedi üretiyorduk ama yok artık dedi. Hmm. Çıkardı motorundan verdi sağ olsun. Sana lazım dedi. Vallahi helal olsun. Aynen kimse, öyle. Böyle dostlarımız var. Çok selam olsun buradan. Yani Batur'a böyle bir güzellik yapmış. Evet. Evet. Onu da başka abi evet. Yükseltmiş oldum. Detaylarda göstereceğiz. Göstereceğiz onu. En azından biraz daha belimi yani biraz daha belimi dayayabiliyorum. Arkaya. O şekilde. Bir destekli olmuş oluyor. Daha rahat sürebiliyorum. Onun dışında bu arada 300 geliyormuş. Evet 300 de geliyor. Onun da haberini. Yani Yamaha fuara katılmamasına istinaden bile yani fuarda olmayacak fakat yeni modeller patır 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 geliyor. Hani bunda pandeminin çok büyük etkisi vardı. Başka şeyler vardı. Hani o konulara girmek istemiyorum. Çok rahatsız olduğumuz şeyler yaşadık. Bütün motosiklette yaşadık. Yamaha'da da yaşadık. Honda'da da yaşandı. Gideyim hepsinde ben, yaşandı. Üstün körü gideriz. O önemli değil. Ben her zaman kullanıcıdan yana fikirlerimi belirtmek gereği duyarım. Bunda nemalanmak isteyenler çıktı. Nemalanmak isteyenler çıktığı için biz gerçek kullanıcılar bu konuda sıkıntı çektik. Evet. Ve bu da şunu yakışmadı söyleyeyim. Hiçbir şekilde. Bu şeylere yakışmadı. Onu her zaman söylüyorum. Yani bayi anlamında yakışmadı. Fakat neden yani bunda neden olabilecek faktörler vardı. Artık Allah'a bırakıyorum ben o tür şeyleri. Biz motosikletçiyiz. Biz motosiklet seviyoruz. Motosiklet sevdalısıyız. Markalarla aslında açıkçası yani ben kendi nezdimde konuşayım abi. Evet, evet. Alakalı. Benim markalarla alakalı bir takıntım vesaire yok. Bir sürü motosiklet kullandım. Tabii ki sevdiğim modelleri oluyor. Özellikle ben hani blok beni ilgilendiriyor. Mesela Tracer 9 GT kullanıyorum. Yani aktif kullanmıyorum şu anda ama onu almıştım. Sonra zaten hani şehir içinde de kullanayım diye X-Max almıştım açıkçası. CP 3 Blow seviyorum. Eski Tracer'ı da kullanmıştım var, sahibi olmamıştım. Beğendim aldım. Fakat alırken tabii bir ton zorluk yaşadım. Yoktu. Yani çok yerle görüştüm. Eşimi, dostumu aradım. Başka markalarla alakalı da bir sürü şey oldu. Bulamadınız. Ya sırf bu motor üzerine değil. İstediğin tabii, atıyorum sürü. Yani aksesuar anlamında da bir sürü şeyin oluyor insanın. Yani motor değil. Sırf üstüne giydiğimiz aksesuarlar almak istediğimiz. Ben geçen gün mesela arada bu belirtmek istiyorum. Latife gittim Enduro Market'e kendime kask almaya. Serkan dedi inanır mısın dedi. Kaskları bile dedi. Biz dedi 2 yıl öncesinden 1 yıl öncesinden sipariş veriyoruz dedi. Gelmesi için dedi.
Yani kaskta bile böyle. Ya dedim peki nasıl öngörüp sipariş veriyorsun? Yani satıp satamayacağını bilmiyorsun ki, emin değilsin dedim. Abi dedi kara düzen yapmak zorundayız. Burası Türkiye dedi. Niye Türkiye diyor? Çünkü bizi, açık konuşayım, ben bunu toplantılarda da arkadaş arasında da söylüyorum, üçüncü dünya ülkesi olarak görüyorlar. Maalesef evet. Ve buraya gelecek teknolojik herhangi bir şeyde ya yurt dışına çıkan birisine sipariş vermek zorunda kalıyorsun bir şey alacaksan, veya gerçekten mağazasından alayım dediğinde de belli bir süre beklemek zorunda kalıyorsun. Uzun süre çip sorunundan bahsettiler mesela. Evet. Çip problemi vardı vesaire vesaire. Şimdi geliyor artık modeller. Evet evet geliyor. Geliyor diye piyasa değişti tabii doğal olarak. Düzeliyor diyorlar. Artık bir şey diyemiyoruz ya. Biz motosikletçiyiz dediğin gibi ya. Ben motosiklet kullanmayı seviyorum. Motosiklet hayatını, bu yaşam tarzını seviyorum, benimsiyorum. Çevrem de böyle. Çevrem de motosikletçilerden oluşuyor. Umarız düzelir. Piyasada düzelir. Her şey düzelir. Daha çok motosiklet gelsin. Daha çok marka gelsin Türkiye'ye. Evet. Yani motosiklet kültürü artık oluşsun istiyoruz. Biz zaten yıllardır bunun için uğraşıyoruz. Abi o kültürden ben umutlu değilim. Belki Yılmaz Utku, benim oğlanın yaşındakiler biraz daha bu konuya sahip çıkıp daha el veren, fazla böyle sponsorluğa bakmadan şahsi güçleriyle, kararlarıyla davranırlar diye düşünüyorum. Utku'nun kamera arkasında olduğunu söyledim. Utku kamera arkasında ve bu konuda sağ olsun bana her zaman destek olup çekimlerimde yardım eden ve editleyen kişi Onur'a da çok çok teşekkür ederim buradan. Zaten bir takım halindeyiz. Ben de Utku'ya motosiklet hayatında bana kardeşlik ettiği için, bu yolda birlikte yürüdüğüm için. Abilik ettiğin için biz de kural ailesi olarak teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum Utku kardeşim. İyi bir motosikletçi olduğunu ve çok daha iyi olacağını düşünüyorum Utku'nun. İnşallah. Bu yolda hep beraberiz kardeşim. Evet. Evet, mont da düştü. Enduro Market'ten aldım. Sponsorluk dedi. Neyse, konuyu toparlayalım abi. Seleden yana belinden rahatsızlık duyan biri olarak bu şekilde bir önlem alma gereği diyorsun ama evet, yine de bunu bildiğin halde gittin bu motoru aldın. Niye? Heh. Gerçek sebebini söyleyeyim mi? Söyle. Söyle söyle. Ben şu ana kadar iki tane X-Max'im oldu bunun dışında. X-Max evet. 400 kullanıyordum. 2014-2015'te. Pardon, keselim. Ah, burnum astım. Kamera arkası olsun, bu da olsun abi. Çevreci, motorcu olarak Batur. Rahatladın mı? Gürdan var mı kardeşim? Lan ne? Ay, ay çıktı. Tabii ki bunları yayınlamayacağım. Yo, yayınlanacak. Dikleri koyacak kamera arkası. Seni herkes tanısın. Ya küfür ediyoruz normal hayatta, doğal olarak küfür edebiliyoruz. Peki. Ara vermiştik. Ne diyordum? Evet. Ne dediğimi unuttum ki. Ha, ne, nasıl aldığımı. Peki niye aldın? İki tane X-Max'im oldu. X-Max 400 ve X-Max 250 kullandım şu ana kadar. Daha öncesinde eski kasalarda. Bunu niye aldım? Ben aslında yani X-Max'in o sertliğini bildiğim için, bana uymadığı için Forza almak istiyordum geçtiğimiz yaz. Fakat bulamadım yani. Her yerde vardı. Sarı site diyelim hadi. Sarı siteyi açıyordum. Tonlarca Forza vardı. Fakat tabii liste fiyatından yukarıdaydı. Galeriydi, şahıstı. Bilmem ne nokta T falan. Bilmem ne Ç falan. Soy isimleri de yazmıyor artık biliyorsun abi. Ben bayileri aradım. Dostlarımı aradım. Dediler ki yok, az geliyor. Ya da gelse bile işte kapora aldım. Yok dediler yani. Sana Forza yok dediler. Ben dedim kullanıcıyım. Biliyorsunuz, tanıyorsunuz yıllardır. Ben motoru kullanmak istiyorum çünkü daha konforlu. Yani kıyas yapmak istemiyorum açıkçası. Bana konfor gerekiyordu açık söyleyeyim. Vermediler. Yani bana Forza vermediler. ADV 350 bir ihtimal olabilir dedim. Vermediler. X-Max de sağ olsun. Hani bayi ismi vermeyeyim. Beni tanıdığı için de sağ olsun dedi ki tabii ki de. Ya bu kadar arayıştasın. Seni de X-Max kullanıcısı olduğunu biliyoruz. Gelen partiden sana ayarlarız deyip sana verdiler. Tabii ben çünkü şöyle şimdi burada tabii bununla alakalı çok sorun yaşadık. Şu sıkıntı oldu yani öncelikli veriliyor insanlara motorlar. Hı hı. Problemi oldu. Çünkü bayiye giden ve ailece gidip de ya bizim çocuk bir motosiklet istiyor. İşte şunu alayım ben de bilmem ne deyip sonra akşamına orada çektiği fotoğrafı sahibinden ilan koyan insanlar da gördük. Oraya kayıyoruz. O yüzden konu bayiler de ne? Yani şöyle söyleyeyim yani bunu alma nedenin başka motorlar olmasına neden olabilecek
Niye yine X-Max'i aradın? Yani niye X-Max'i buldun? Çünkü ya X-Max ya Forza istiyordum. Açıkçası şunu söyleyeyim. Ben daha piyasa motosikleti almak istedim. Yani evet. Başka marka tercih edebilirdim. Ama bilinir bir marka almak istedim. Aklımda Forza ile X-Max vardı. Konfor için Forza almak istedim. Bulamadım. Olmadı. X-Max'i buldum. Aldım. Ama bu da sportif kullanım açısından da seni tatmin ettiği için keşke bir seçenek değil mi? Eskisi gibi fit olabilsem. Severim. Dibine kadar kullanırım. Şimdi o konuda sana şöyle bir şeyde bulunacağım. Hayatında normal şu anda evet kalıplı ve iri bir arkadaşsın. İri şişman diyebiliriz abi. Yok hayır. İrisin. Yani ben senin zayıflamış haliyle fotoğraflarında da görüyorum. İri bir adamsın. Instagram yani. Adresimi paylaşırım. Orada arkadaşlar görmek isterse fit hallerimi görebilirler. Muhakkak o konuda acayip istikrarlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu bir gün yerine gelecek. Buna da inanıyorum ben. O zaman sorun yok bununla alakalı benim için. Benim şimdi şöyle. Şu andaki yaşantındaki kıvraklığı yapmak istediğin şeyi bu motorla rahatlıkla yapıyorsun. Tabii ki. Ben böyle görüyorum. Hala yapabiliyorum tabii. Evet. Yani motor üstündeki bu kıvraklığa sahip olabilecek motor X-Max olarak gördüğüm için sen de o yüzden de tercih ettiğini düşünüyorum. Evet, ben yani, öyle baktım olaya. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. İlla iki motosikletiniz olmasına gerek yok. X-Max'le siz şehir içinde de ihtiyaçlarınızı karşılayabilirken hafta sonu en yakın neresi var? Tabii ki Şile'ye gidiyoruz genel olarak. Şile tarafına gidiyoruz. Darlığa gidiyoruz. Yani bu motosikleti tabii ki darlıkta dizdirsek tabii ki de viraj yapamazsınız ama bu motosiklet virajı da kaldıran bir motosiklet. Spor bir scooter. Yani spor bir scooter. Bu sebeple siz buna keyif de alabilirsiniz. Yani evet. Daha agresif sürüşlerde biraz daha keyif alabileceğiniz, hız sınırları çerçevesinde keyif alabileceğiniz sürüşlerde. Evet. Çok yani kibarca. Bu skuterden keyif alabilirsiniz. Yani evet. Sadece bu burada işte yük taşıyayım, şehir içinde kullanayım skuteri değil açıkçası. Evet, evet. Spor sürüşü. O yüzden de geliştirdikleri birçok noktada geliştirmekten kaçınıp biraz daha güvenli sürüşü sağlamak için amortisörleri sert. Peki eski X-Max'lerle gelişti. Bunda neler değişmiş? Neler değişmiş? Sen söyle ben eklerim ama kullanıcı olarak senin belirtmen daha doğru olur. Burada biraz düşünmem gerekiyor tabii ki doğal olarak. Düşün. Biz zamanımız neler var. Düşmüş. Sen düşün biz geliyoruz. Yakıt tüketimi değişmiş bir kere. Vallahi. Yok öyle tabii ki. Zaten bu şeyden sonra oldu. Bu yeni kasa Blue Core dedikleri yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. MX'lerde de oldu. Evet evet. Bu ne zaman çıkmıştı? Bu yeni kasayla beraber oldu. 21 yok 20 ile herhalde. Motosiklet biraz daha seri oldu, yakıt düştü. Evet. Tabii ki güzel oldu. Ekranı sürekli değiştiriyorlar, göstergeler değişti zamanla, zaman içerisinde. Tekmex'te bambaşka bir şey yapmışlar, zaten anlatmışsındır abi. Hı hı. Benim tek söyleyeceğim şey şu, yani değişim değil de bir talep mi dersiniz artık? Ya ben kullanıcı ihtiyacı olarak. Şunu söylüyorum, yani bunu bir sürü insan söylemiştir zaten lansman sonrasında da eleştirmiştir. Yani diğer markalarda, hani kıyas yapmayayım. Ama daha teknolojik bir şey söyleyeceğine eminim tabii. Teknolojik bir şey söyleyeceğim. Şöyle yani teknolojik bir şey. Camı mı? Mesela normalde CarPlay'i de beklerdim. Ama şimdi X-Max'i de beklemeyebilirim. Ekran Tracer'a koysa tabii çok yani daha mantıklı olabilir. Bununla alakalı evet, bir sürü şey söylendi zaten. Bu cam çok net söylüyorum. Şimdi siz yolda gidiyorsunuz. Bu yaz da olabilir, kış da olabilir fark etmez. Hı-hı. Kısa kullanıyorsunuz fakat bazen o anda uzatmak isteyebiliyorsunuz camı. Şehir içine denk geliyorsun. Size. Evet. Şehir içinde de. Şehir içinde belki düşürmen gerekiyor, kısaltman gerekiyor. Belki tekrar yola çıktığın zaman rüzgarı kesmek için belki uzatman gerekiyor. Çünkü İstanbul çok büyük bir yer. Buradan kalkıp Tuzla'dan atıyorum Avcılar'a ya da Kadıköy'e bile gelsen o camın orada indirme isteğini hissedip evet, indiremiyorsun. Onu çünkü bahsediyorsun. Bu bir skuter zaten yani. Evet. Bunun kullanım amaçları belli. Fakat Yamaha bu modelde de yani Tekmex özelinde de olmak üzere camı elektronik yükseleri alçaları yapmıyor. Normal. Zor mu? Çok zor değil sürekli. Değil ama. Şimdi şurada bir düğme olsa. He. Başka. Kaç sene önceki Bergman 650'de vardı tabii mesela. Tabii ki de. Yani bu 250'lik. Zor bir şey değil bu arada yani. Bu çok teknolojik bir şeyden bahsetmiyorum zaten. Çok basit. Şundan bahsediyorum yani. Bu kadar. Evet. Ya bunu bir düğmeyle olsa çok daha pratik olurdu açıkçası. Belki bir İleride sonraki modelde yaparlar bilmiyorum. Belki. Bunda da olsa iyi olurdu. Onun dışında yani eksi diyebileceğim bir şey açıkçası yok. Bagaj altı bunun çok daha geniş. Geniş değil, ben daha dar buldum.
Neye göre mesela? Eski modele göre. Ben tabii farklı motosikletlerle de kıyaslıyorum. Yani ha, o anlamda. Eyvallah. Da. Tamam. Derinlik ve genişlik olarak. Mesela ben benim kullandığım Dink 150 R'a göre geniş. Olabilir. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Ama önceki X-Max'lere göre SL6 biraz daha böyle bir daralmış. Çünkü dışarıya hat katmak maksatlı bir genişleme yaptı. Konfor, çünkü SL'nin sürücü pozisyonundaki ayaklarını koyma, şu aradaki genişliği incelterek bir dizayn ayarlamış. Onu da X haline getirmiş görüntü olarak. Burada bir daralmaya gitmiş. O daralma SL'e altına yansımış. Evet. Zaten tıraşlamışlar diyelim. Evet. Evet. SL'yi tıraşlamışlar doğal olarak. Çünkü boyu kısa insanlar basamıyordu. Özellikle kadınlar vardı. Kadınlar evet. Çok şikayetçiydi. Bir de artçılı da geçmişte çok kullandığım için grenajlar yan taraflar, hele bir de korumalar takılınca çok genişliyordu. Çok güzel duruyor. O yüzden güzel duruyor. Fakat arkada oturan bu sefer arka ayağa basmak istediği, arka pege basmak istediği zaman kısa boylu biri ise ayağa yetişmiyordu. Havada kalıyordu. Evet. Ayakları. Evet. O yüzden grenajları da tıraşlamışlar. Yani eski kasayla zaten yan yana getirildiği zaman stok halini, yani herhangi bir şey takılmamış halini, bu motosiklet daha ince gözüküyor. Diğeri daha kalıplı gözüküyor. Bu da tabii ki doğal olarak daha rahat bir sürüş katmış. Daha rahat ayak basıyorsunuz. Arkadaki de daha rahat ediyor. Ben çanta taktırdım aldığım gibi. Evet. Çünkü ne kadar yer o kadar iyi benim için. Sen yeni çantasız yapamıyorsun. Çok beğendim bu arada. Duydun mu? Eski nasıl? Çantasız yapamıyorsun diyorum. Çantasız yapamam. Ben de şapkasız yapamıyorum. Yüküm çok. Onun dışında yani ne diyebiliriz? Konuşuruz. Şimdi aksesuarları da görüntü olarak değerlendirelim. Sen bir de elcik koruma yapmışsın. Değil mi? Elcik koruma, evet. Yani. Niye gerek duydun mesela? Ben duymazdım. Niye gerek duyduğumu dürüstçe söyleyeyim mi? Söyle söyle. Çünkü bayi aksesuarı vermek istiyordu. Ben de bunu seçtim. Dürüst oldum. Ben de dürüst oldum. Tamam, anladım. Vermiyorlardı. Hani ya, ne yapayım yani? Bu işin sonu nereye gidecek? Olsun, ne dedim. Olacak? Aynı zamanda ya. Şey de istedim. Normalde telefon tutucu takıyorlardı. Tutucu istemiyorum dedim. Konsol çanta aldım bir tane. Evet. Evet abi, ne kaldı bilmiyorum. Valla pek bir şey kalmadı. Yani eski X-Max'e göre yeni X-Max'lerde neler gelişti? Neler oldu? Ben zaten anlatmıştım. Kullanıcı deneyim olarak sen de birkaç şeyden bahsettin. Bilmiyorum. Kısaca özetleyecek olursak, ben bir de şunu söylemek istiyorum. X-Max'i tercih edenlerin çoğunluğu büyük motor ihtiyacı olup küçük motorda mutlu olmak isteyenlerin aksesuarlandırabileceği bir motor. Gül rahat olalım. Gül. Aksesuarlandırma. Tükürük de yarar. Aksesuarlandırma. Aksesuarlandırmaya uygun bir motor. Çünkü yıllarca üretildiğinden bununla ilgili çok gelişim sağlayan yurt dışındaki sayfalardan da sipariş verebiliyorsun. Yurt içinde de bildiğimiz markalar var. Onlar da yapıyor. Onlar da hani tek tek isim verip unuturuz diye, diğerlerini unuturuz diye isim vermek istemedim. Mesela burada gördüğünüz gibi Tuna motosikletten almış oldum. Yan korumalar, yan petler mi deniyor? Petler işte, koruma petleri. Biraz koruma diyor. Evet. Ondan sonra senin taktırmış olduğun sırt dayama. Mesela kendi X-Max'in orijinal miydi o sırt dayama? Hayır, o aslında çok basit bir şey o. Bu arada öyle bir parça normalde yok. Fakat bu selenin bu kısmı normalde buraya monte evet. Aslında. Aradaki iki saplamasını arasına uzun bir parça takarak aslında bunu yukarı kaldırmış oluyor. O şekilde yani var olan parçayı akses katıyor. Aynen, var olan parçanın arasına bir parça koyup bunu yükseltmiş oluyorsunuz. En azından arkadakiyle bağlantıyı da kesiyor. Evet. Arkadaki de daha rahat oturuyor. Siz de en azından belinizi dayayabiliyorsunuz. Bir de şey var, çanta taktırmayanlar için arka sırt dayama sisi barlar da var. Sisi bar var. Onlar var. Sende o yok, onun yerine çanta var. Mesela o olabiliyor. Sonra elcik koruması orijinal kendinden var. Depo üstü depoyu koruma şeyler oluyor. Petler oluyor, yapıştırma onlar oluyor. Ayak dayama yerlerinin petleri mi oluyor bir de? Tekmekslerde zaten şöyle, kendinde var. Aynen. Normalinde yok. Tekmekslerde. Bu aslında ayak bastığımız yer değil de ileride hani uzun yolda koyarsın. Uzun yolda yani. Rahatlamak için koyduğunda ona imkan sağlıyor mu? Koyuyor musun? Şehir içinde gerek duymuyor. Ben koymuyorum. Çünkü boyum uzun. Evet. Genişim. Evet. Ama yani öyle bir ihtiyaç olmuyor bence. Onun dışında da hani başka bahsedebileceğimiz bir şey de kalmadı. Şimdi Onur bütün ıcığını cıcığını çekim yapsın. Zirve bu işte. Fena. Susamı fenadır. Edit kısmında var ya. Edit reis diyorum ben ona, biliyorsun. Fena. O zaman Onur'a bırakalım. Güzel görüntüler bekliyoruz Onur'la. Müzik eşliğinde o ayrıntılara bir girsin.
Normalde bu Dark Petrol diye geçiyordu değil mi abi? Ha, yenisinde evet. Şey var bunun. Ne? Bu arada 2024'te Dark Magma diye bir renk var. Böyle kahverengi İsim de güzel buluyorlar. Dark Mesela Magma. Como yeşili, Como. Camo. Camo. Camo yeşili. Camo yeşili. Camo plaj. Camo yeşili diye bir. Bu renk var. Bu renk devam ediyor. Dark Petrol şeyde yok. 2024'te yok. Tek Black olarak geliyor. Tek evet. Black ve Dark Magma olarak geliyor. O da böyle dediğim gibi kahverengiye çalan bir renk gibi gözüküyor. Işıkta tabii değişebilir. Bu arada aksesuarlandırmalarda özellikle sis farı, sis lambaları, çakarlar konusunda da şunu da belirteyim. Emeği üst düzeyde olan Burak var. YGZ. Ona da gidip isterlerse ekstradan bir sis farı taktırabilirler veya çakar taktırabilirler. Hiçbir şekilde sorun yaşamadan, hani araya kablo keserek herhangi bir işlem yapmadan çok güzel başarılı montajla yapan bir kişi. Burak'a araştırsınlar, Burak'a danışsınlar. Neyi nasıl yapılabilirliğini konuşsunlar. Ondan sonra bir telefon açıp şey yaparlar, randevu alırlar. Biraz aksi maksidir ama işini düzgün yapar. Aksi midir? Yok canım, ne alakası var? Yok öyle bir şey. Yok yok, hiç yok öyle bir şey. Burak yapmaz öyle. Onur da çok iyi tanır. Onur Bey. Hiç aksi değil. Yok ya, değil. Ona da gidebilirler, aksesuarlandırabilirler. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Baturcuğum, sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuk abi. Ettim. Ne demek abi dedin. Hatta motoru yıkayıp getirdim. Ben kullandım motoru, yıkatmadan getirdim. Onur da kamera arkası dediğimiz noktada kamera yanı olarak bu çekimleri yapmasından kaynaklı ona da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeni motorlarla, ayrı motorlarla görüşmek üzere ama lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi size bırakıyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Görüşmek üzere. Çarptım bu arada. Görüşürüz.